Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video çekemedik. Malum Bodrum'a taşındık biliyorsunuz. Bu arada ev değişti vesaire. Uğraştık durduk. Anca yeni video çekmeye fırsatımız oldu. Şimdi bizim ilk hafta sonumuz olacağı için burada pazar günleri halk pazarı kuruluyormuş kapalı pazar yerinde. Böyle bir gelelim bakalım dedik. Hem elimizden geldiğince fiyatları falan çekmeye çalışacağız. Ama büyük ihtimal çekemeyeceğiz çünkü zabıta var burada. Şu tarafta. Bakalım ara ara videolarda görüşürüz. Ben çok mutluyum. Biraz daha benim gözümden pazarı izleyin. Pazar arabası aldık. Böyle bir şeye 120 lira verdik ama bilmiyorum. Pahalı mı, ucuz mu? Bizi mi yediler? Onun dışında şu an açık bir mısır arıyorum. Fiyat skalası bir gidiyor bir geliyor. Başlarda çok pahalı olan şey pazarında iç kesimlerinde. Çok farklılık gösteriyor. Belki bizim İstanbul'dan geldiğimizi anlıyorlar ve bize farklı söylüyorlar bazı şeyleri. Bazı şeylerin çünkü üstünde etiket yok. Fiyat etiketi. Bir de yarım kilo istediğimiz herhangi bir şeyi bir kiloya tamamlıyorlar. Çok garip bir şekilde. Sürekli. Nerede sormuştum? Ben şurada soracağım bir de mısırı. Açık satabiliyor musunuz bunu? Açık olarak yoksa böyle mi? Bu şekilde. Ne kadar? 6,5 lira. Bu çok ama dayatlanmaz mı? Ben nerede 5 liraya bulmuştum ya? Pazar bu kadar yani. Aslında baktığım zaman 1, 2, 3 ve 4 koridordan oluşuyor. Adam olana çok bile. Fasulye turşusu bulamadık. Ve saat şu an 1.30 falan herhalde. Çoğu tezgah boş. Büyük ihtimalle sabah çok erken gelmemiz gerekiyor ki hem daha güzellerini kapabilelim.
Bilmiyorum. Anlamadım. Yeşillikler çok uygun. Yani 2 liraya, 2,5 liraya alabiliyoruz. Ben hala inatla şey arıyorum. Mısır arıyorum. Daha uyguna nasıl bulabiliriz? Patlak mısırı bulmak o kadar zor olmamalı. Ve trafik oluştu. Ama sen parasını verdin ya. Ne oldu? Sebep? Herkes duruyor bir de. Hiç yürüyen de yok. Şu an kocamı kaybettim. Koluma vuruyorlar. Ya şuna bakar mısınız? Şuna bir bakın. Şuna bir bakın. Canlı yayındayız değil mi? Yok değilsin. Makarna satıyor. Diyor ki canlı yayındasınız değil mi? Çoraplar çok uygun fiyat. Oh ya burada sakin. Fiyatlar genel olarak beni tatmin etti. Sadece neden patlayacak olan bir mısıra 20 lira, 10 lira istiyorsunuz? 5 lira bir yerden buldum ama şu anda bulduğum yeri bulamıyorum. Bir sözde şey sözü demişim. Aa, bir arkası daha var. Bir arkasını gezmedik hiç. Burada bence ucuza ben mısır bulacağım. Nescafe var. Ha şu gofretleri hatırlıyor musun? Döndüremedi. Çok iyi. Neydi? Biraz bir parka da uzatık ya. Merhaba. Mısır ne kadar? Sen mısırın kilo alabilir. Yarım kilo alabilir miyim? Hemen vereyim. Aynen. Aa sana şundan alayım ister misin? Telefon burada. Aşkı para da orada. Teşekkürler. Başka ne alacağız? Aa kurabiye, açık kurabiye var. Leblebi şekeri var ya. Vereyim. Leblebi şekeri var ya şu beyazda. Ne? 5 liralık alabilir miyiz? Ah. Çocukluğunun ne? Abi çok enteresan değil mi?
açık kurabiyeler var. Yani üstü de açık baktığınız zaman. Çok da sağlıklı bir birey olarak. Diğer tarafına gidelim mi? Olur. Yani alacağım bir şey kalmadı benim. Ama gezmek amaçlı gidebiliriz. Aynen. Ne kadarın vardı? Ne kadarla girdik pazara? Bendeki işte 200-300 lira falan vardı. Tamam, şu anda 50 liram kaldı. Sendeki 200 ile gitti herhalde mi? Yok, hayır, gitmedi. Zaten 120'sini şeye verdim. 120'si? Arabaya verdim. Yani baktığı zaman evet. Yani aslında bize 120'yi vermek biraz koydu galiba. Yani o da mecbur verecek. Pazar arabamda olmadığı için. Burada da pek bir şey yokmuş zaten. Artık pazardan çıkma vakti. Kaç gibi? Aynen. Kaç gibi geldik aslında? Kaç gibi girdik pazara? Yarım gibi falan girdik herhalde. Şu an 1:30. Yani bir saat. Aynen. Bir saat falan gezdik. Alacağımızı aldık. Zaten kalabalıklaşmış. Aynen. Yavaş yavaş çıkış. Kamerayı gören bir çekiliyor, farkına mısın? Aynen. Özellikle Bodrum'un Mumcular tarafının insanları biraz insan sevmiyor diyebilirim yani. Bazı kesimi İstanbul'dan gelenleri çok seviyor. Aynen. Bazı kesimi de tam aksine hiç suratına bakmıyor, ters ters cevaplar veriyor. Yani sizden rahatsız olduklarını belli ediyorlar. Ama pazarın giyim kısmına girmemiştik bak. Burada kıyafetler falan var işte. O yüzden demedik. Hani halı kilim falan var aslında. Aynen. Oo. Eve bir halı almamız lazım. Aynen. Çünkü bizim önceki İstanbul'daki evimizde hiç koridor yoktu ve bizim evimiz çok küçük bir evdi. 75 metrekare. Aynen, 75 metrekare. Ve biz giriş katta oturuyorduk. O yüzden hiç halı ihtiyacı yaşamadık. Alttakileri de rahatsız edebileceğimiz bir alanımız yoktu. Ama şimdi uzun bir koridorumuz var. Ve köpekler alt kata çok fazla ses yapıyor bence. Ona bir çare bulmamız gerekiyor. Diğer evde unuttuğumuz şundan vardı. Bunu unuttuk diğer evde ve çok üzgünüm o açıdan. Bilmiyorum, içime çok oturdu. Pazarın en sakin yeri burası. Hani perde falan yer diyordu Alime yenge. Hiç göremedim. Thank you.
halı deyince de bunlar var. Kilim mi aslında? Tam olarak halı da diyemeyiz herhalde. Kalor bitti. Ne çabuk bitti. Öyle. Her yerdeyiz. Benim istediğim şeylerden yok ama. Sen ne yapıyorsun? Karda böyle hani ne bileyim. Karda bir iki yerde var o. Şu arkamızdaki yerlerde vardı. Onun dışında yok. Aynen. Ya da biz bilmiyoruz ya. Var da. İlk gelişimiz. Aynen. Zamanla. Onun bilgisini daha net alıp gelmek lazım yüksek ihtimalle. Nerede, neyin, ne zaman, nerede olacağına dair. Yani burası da. Geleceğine dair. Aynen. Burası da pazarın zaten bitişi bitmiş. Bitti artık yani pazar. Giriş bitti. Aynen. Allah'ım telif yemeden geçelim buradan. Son kez dolanmıyor muyuz? Bir şalvar alamadım, ona üzüldüm. Şalvarlara 50 lira diyorlar ya, bence çok pahalı. Yani koca koca polar eşofmanlar 30 TL'yken. Aynen. Bana çok pahalı geldi yani. Bir şal var sonuçta. Dikmeyi bilsen kumaşınla kendini dikersin. Onun dışında pazar bitti, bu kadar. Yani güzel yine de. Bodrum'daki ilk pazarından mutlu musun? Mutluyum. Esnaf falan değil ya. Öyle çok somurtkan falan bir esnaf görmedim ben açıkçası. İyiler yani. Ama biraz senin de dediğin gibi hani yarım kilo bir şey almak istiyorsun mesela. Hemen onu bir kiloya tamamlıyorlar. Biz iki kişiyiz ve çok fazla tüketmiyoruz meyveyi. Ben özellikle tüketmiyorum. Yani yücel yine yiyor ama. Yani bir kilo meyve bizde çürür. Bizim evimize yürüyerek kaç dakika bura şimdi? Benim yürümemle senin yürümen farklı olduğu için bir de öyle var. Sen tek başına gelsen buraya. Ben 10 dakikada falan gelirim. Ya ben de yaklaşık 15 dakikada gelirim büyük ihtimalle. Ben daha yavaş yürüyorum çünkü. Böyleydi pazar maceramız. Çıkalım hadi gel. Tamam.